Ülkeler arası, başkentler arası yüksek gerilime geçeceğiz. Ankara-Atina hattında çok yüksek o gerilim. NATO devrede. Yarın Türk ve Yunan heyetleri NATO karargahında bir araya gelecek. Gözlerimiz Brüksel'deki görüşmeye çevrilmişken enteresan bir gelişme daha oldu. Rusya da oyuna dahil olmak istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiadis ile görüşmesinde bu işi diğerleri beceremiyor, arabuluculuğu biz yapalım önerisiyle geldi. Sahada ise Türkiye'nin açık mesajı, Akdeniz fırtınası tatbikatı 4. gününde. Nefes kesen görüntülerle. Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esen Akdeniz fırtınası yine nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı görüntüler. Uçar birlik ve hava hücum harekatları icra edildi. Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemlerinin ve mühimmatlarının kullanıldığı tatbikatın deniz safhasında da manevra eğitimleri yapıldı. Mesafe 6000 yarda. Gözlerse Perşembe gününe çevrildi. Brüksel'deki NATO karargahında Türk ve Yunan askeri yetkililer arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon masaya yatırılacak. Kaynaklar görüşmelerde sadece sahada yaşanabilecek bir sürtüşmenin ya da kazanın önüne geçmek için teknik bazı konuların gündeme geleceğini belirtiyor. Aynı dakikalarda Türkiye karşıtı bloğu oluşturan Yunanistan'la Fransa aynı masaya oturacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında savunma anlaşmaları görüşmesi yapılacak. Atina yönetimi 18 Fransız savaş uçağı Rafael satın almak için pazarlık yapacak. Diyalog çağrılarına kulak kapayıp silah alma yoluna başvuran Yunanistan'a karşı Ankara diplomasi kapılarını açık tutuyor. Ama Türk donanması ve ordusu da teyakkuzda. Saha kartı açılırsa en sert yanıt verilmekten geri durulmayacak.